Herkese selamlar canlar. Bu kez size bir oyun anlatmak için karşınızda değilim. Bu kez o oyunları oynadığım, hatta son dönemde izlediğiniz, oha kalitesi ne kadar arttı dediğiniz videoları hazırladığım sistemi anlatmak için buradayım. Bundan birkaç ay önce Gaming Gen.tr benim kanalımın teknoloji partneri olmaya karar verdi. Daha doğrusu kanalıma destek olmak istediler ve Teknopat.net kanalında Recep'le beraber benim çalıştığım yerde bir sistem topladık. Bu sistemin özelliklerini sizlere bugün anlatacağım. Aynı zamanda bu kanalda gördüğünüz işlerin kalitesini arttırmamda, benim oyun repertuarımı PC tarafına taşımamda çok yardımcı olan bir makine oldu. Üstelik üzerinden birkaç aylık bir zaman geçtiği için, yaklaşık bir 3 aylık bir zaman zarfından bahsediyorum, sistemin artılarını ve bana kazandırdıklarını görme açısından da çok güzel bir deneme süreci oldu. O zaman vakit kaybetmeyelim, siz like'larınızı yapıştırın, abone değilseniz abone olmayı unutmayın, videomuza başlayalım. Öncelikle ben çok şanslı bir oyuncu sayılmazdım. Özellikle gençliğimi düşündüğümde, kız kardeşimle en sevdiğimiz oyun ilginç bir şekilde The Sims'ti ve yeni oyunu çıktığında, yani Sims 2 çıktığında, bunu kaldıracak bir sistemden çok uzaktım. O dönemde Pentium 2'ler, Pentium 4'ler konuşulurken benim makinem Intel Celeron 400 MHz işlemcili, içerisinde ekran kartı bile olmayan, hatta o dönem daha popüler olan 3D grafik hızlandırıcılar olmayan bir makineydi. İlk başta 4 GB'lik bir depolama alanı vardı. Sonradan 40 GB'a yükselttik Allah'a şükür. Ama tabii ki bunlar halen The Sims ve o dönemde çıkan hiçbir oyun için yeterli değildi. O dönem içinde ukde olan çok fazla oyun vardı. The Sims 2'yi oynamak istediğimizde yükleme ekranları, abartmıyorum bakın, yükleme ekranları 15-20 dakika arası sürüyordu. Ve biz gerçekten ısrarla oyunu oynamaya çalıştığımız için bir günde bir gün ilerletiyorduk. Oyunda bir yerden bir yere gitmekten o yüzden çok çekiniyorduk. Ama yine de çok seviyorduk. Bir şekilde oynamaya çalışıyorduk o dönemki imkansız. O yüzden PC tarafında hep benim bir küskünlüğüm vardı ve hep konsol tarafına yönelmiştim. Ki bu kanalın takipçilerin birçoğu da beni konsol oyunculuğuyla hatırlıyor, ama benim mouse klavye tarafında da güçlü olduğum yanlar vardır ki son dönemde Diablo'yu eğer takip ediyorsanız bunu görmüşsünüzdür. Uzun yıllar MOBA oynadığımı hesaba katmıyorum bile. Gel zaman git zaman belli PC'lerim oldu. Hatta Battlefield 3'ü oynayabilecek bir bilgisayarım oldu, ama hiçbir zaman yüksek sistem diyebileceğim bir makineye kavuşamadım. Ama benim daha fazlasına ihtiyacım vardı ve o daha fazlası Gaming Gen.tr ile mümkün oldu. Peki kim bu Gaming Gen.tr? Gaming Gen.tr'nin iddialı olduğu bazı alanlar var. Bunlardan bahsedersek, Gaming Gen.tr 2 yılı aşkın süredir Türkiye'de en çok oyuncu bilgisayarı satmış marka. Aynı zamanda sektörde, ki buna ben de rahatça kefil olabilirim, gaming alanında çok tecrübeli bir ekip tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda benim en sevdiğim noktalardan biri, Gaming Gen.tr'de bir ürün aradığımda, bir şeylere baktığımda, sitede bulunan bütün markalar sektörde tanınmış, global ve bilinen markalar. Müşterilerine kalitesiz ürün satmıyorlar. Markaları, ürünleri sunmak güzel de bunun bir de teknik altyapısı var. İşte bunda da hazırlıklı bir yer Gaming Gen.tr. İnternet üzerinden satış gerçekleştirilse de bunun dışında sizin de görüp gezebileceğiniz bir mağazası var. Ki bu mağazayı tasarlarken de o oyuncular oraya gelsinler, işte bir şeyler satın alacaklar, hazır sistemleri görsünler, ne almak istiyorlar, oyuncu ekipmanı mı istiyorlar, bunlarla alakalı müşterilerin veya oyuncuların rahatça dolanabileceği ve istedikleri bulabileceği şekilde tasarlamış ve buna göre planlamışlar. Ve benim şu anda paylaştığım görüntülerde görebileceğiniz üzere Gaming Gen.tr'nin mağazası beyazın hakim olduğu tonlarla karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bir noktada çok önemli. Birincisi, göz yormayan bir mağaza ve fark ettiyseniz her yerde öyle ekran kartları, işlemciler falan istiflenmemiş. Çünkü mağazanın alt katında 1000 metrekarelik depoları var bu adamların. Bu 1000 metrekarelik depoda her şeyi tutuyorlar. Oraya giren zaten yaşadı. Ama giremeyiz. Muhtemelen böyle devasa bir kasa şeklinde korunuyordur. Aşağıda her şeyi depolayabildikleri için üst tarafı minimal. Oyuncular gelsin, ferah ferah dolaşsın, ürünleri test etsin, hazır sistemlere baksınlar. İşte oyuncu ekipmanı mı arıyor, fareleri baksın, onları test etsin. Geçsin, dolaşsın. Hani öğlen vakti evden çıkarsanız, ha bir bakayım etrafa, mağazaları görmek isterim dersiniz ya. Ha, Gaming Gen.tr'nin mağazası tam olarak öyle olmuş. Gideyim gezeyim. İlla bir şey almanıza gerek yok. Gidersin, soruşturursun. Ben o açıdan gerçekten çok beğendim. Yani özetle Gaming Gen.tr bu, mağazası da bu arkadaşlar. Şimdi geldik size yapacağım sürprize. Sizin için de Gaming Gen.tr'nin çok uygun fiyatlı güzel bir sistemi var. Bu arada ben size Gaming Gen.tr'nin mağazasını anlattım, sitesini anlattım, vizyonunu anlattım. Şimdi sistemi anlatacağım. 1 ve 20 Haziran arasında Gaming Gen.tr'de karne hediyesi kampanyası var. Ona da göz atmayı unutmayın. Linkini YouTube açıklama kısmına bırakıyorum. Aman diyorum. Burada yine ekran kartı odağımız var.
Asus Dual RTX 3060 Ti overclocklu versiyonu bu. Yüksek performanslı bir ekran kartı, çok güzel özellikleri var. Güçlü grafik işlemcisiyle oyunları rahatlıkla akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz bir önceki neslin güçlü ekran kartlarından biri. 8 GB GDDR6X bellek kapasitesine sahip ve 256 bit bellek veri yoluyla akıcı hızlı oyun deneyimi sunuyor. Bu ekran kartı Nvidia'nın Ampere mimarisiyle geliyor ve RTX 3060 Ti, Ray Tracing, DLSS teknolojilerini destekleyerek gerçekten akıcı performansınızın üzerine daha da fazla FPS katıyor. RTX takısının buradaki en önemli esprisi ışın izleme. Gerçek zamanlı ışın izleme bu ekran kartlarıyla mümkün oluyor. Ama ışın izleme, ekran kartınız hangi versiyona sahip olursa olsun, hangi ekran kartınız olursa olsun sisteme çok ciddi yük bindiren bir teknoloji ki benim sistemimi anlatırken bunu konuşmuştuk. İşte DLSS tam bu noktada devreye giriyor. Çözünürlüğü yapay zeka yardımıyla sizin anlamayacağınız bir şekilde sürekli değiştiren ve sistemi rahatlatmanın bir yolunu bulan DLSS, ışın izleme ile akıcı FPS'i bir araya getirebiliyor. Yani güçlü bir ekran kartı var elimizde. Anakarta bakarsak da Asus Prime H610M RD4. Çok güzel isim. Intel'in LGA 1700 soketini destekleyen bu anakart DDR4 belleklere ve M.2 depolama alanı desteğine sahip. DDR4 belleklerde 3200 MHz'e kadar destek sunabiliyor. Sistem performansınızı daha üst seviyeye çekmenize yardımcı oluyor. 5X Protection 3 teknolojisi yer alıyor. Bu da güvenli ve sağlam bir performans anlamına geliyor. Bu havalı isim sayesinde yüksek sıcaklıklar veya voltaj dalgalanmaları gibi sorunlardan anakartınız etkilenmiyor. Bu sayede diğer parçaları da koruyor. İşlemci 12. nesil Intel Core i3-12100F. Performans açısından güçlü bir işlemci. 3060 Ti ile güzel ikili olacak bir işlemci. 4.3 GHz hızında çalışabiliyor ki bu da önemli. Günümüzde pek çok oyun özellikle 1080p'de çalışırken bu hızlara ihtiyaç duyuyor. Ve size i3-12100F bunu verebiliyor. 12 MB'lık da bir ön belleği var. 4 çekirdekli bir işlemci. 8'te iş parçacığına sahip. Asus'un LGA 1700 soketli Asus Prime H610M RD4 anakartını destekliyor. RAM'lere baktığımızda 2 adet XPG 8 GB'lık RAM var. 3200 MHz'lik RAM'ler bunlar. DDR4 zaten anakartta DDR4 destekliyor. Burada hoşuma giden detaylardan biri anakartın maksimum potansiyeli zaten 3200 MHz iken GamingGen.tr'e burada RAM seçiminde de direkt koyabileceği en yüksek RAM'leri koymuş. 16 GB RAM ve az önce anlattığım diğer parçaların kombinasyonu 1080p'de akıcı ayarlarda rahatlıkla istediğiniz oyunu 1080p'de oynamanızı sağlayacaktır. Bahsedeceğim son parça SSD ve bu sistemde Aileta Legend 750 500 GB'lık M.2 SSD bulunuyor. Bu SSD fiyat performans odaklı bir SSD. Okuma hızı 3500 MB saniyeken yazma hızı 3000 MB saniye. Ve 500 GB böyle bir sistem alacaklar için güzel bir başlangıç olacaktır. İleride tabii ki oyun ihtiyaçlarınız ve depolama ihtiyaçlarınız değiştikçe yine GamingGen.tr'in sitesine gidip oradan depolama çözümlerine bakabilir ve bilgisayarınızın depolama alanını rahatlıkla arttırabilirsiniz. Ve bahsettiğim tüm bu sistem Vento VG10F kasa içerisinde toplanıyor ve FSP H3 550 watt'lık PCU ile destekleniyor. Bahsettiğim bu sistemden ve GamingGen.tr'in Khan hediyesi kapsamındaki diğer kampanyalarından haberdar olmak ve bu ürünü satın almak için aşağıda paylaştığım linke bakmayı unutmayın. Aman diyorum. Benim için hazırlanan sistemde benim ilk söylediğim şey şu. Ben 1080p video çıkartıyorum ama çok daha yüksek çözünürlükle oyunları veya kendimi kaydetmek istiyorum. Bunun en büyük sebebi fark ettiyseniz benim introlarıma da baktığınızda çok fazla yakınlaştırma ve uzaklaştırma kullanıyorum. Çok fazla efekt kullanıyorum. Bu yüzden daha yüksek çözünürlükteki görüntüleri daha düşük çözünürlüğe sıkıştırarak rahat edebiliyorum. İşte bu noktada bana güçlü bir ekran kartı, güçlü bir işlemci ve bunları taşıyacak iyi bir monitör gerekiyor. Benim ilk üçlüm buydu. Ve ekran kartı tarafında beni gerçekten çok sevindirdiler. Ve benim kasama giren ekran kartı Asus ROG Strix RTX 4070 Ti. Söylerken yoruldum. Böyle bir ekran kartı. Hani kendi giriyor zaten kasanın içerisine. Bu ekran kartının en önemli özelliği nedir derseniz DLSS 3. Ve aynı zamanda farklı kodekleri destekleyebilme ve içerisindeki bolca bulunan CUDA çekirdekleri sayesinde
ben Premiere'de çalışırken rahat etmemi sağlaması. DLSS 3 ise öyle salınacak bir nokta değil. DLSS gerçekten çok önemli. Şimdi ben bu sistemde yakın zamanda çok önemli bazı oyunları oynadım, bazılarını da bitirdim. Bunların başında Last of Us Part 1 var. Last of Us Part 1 o kadar makinede çalışamaz, o kadar makinede ağlarken benim 4070 Ti'li bu sistemimde cayır cayır çalıştı. Ve DLSS 3 desteği yoktu, onda DLSS 2 desteği vardı. Geriye dönük olarak da bu teknolojiyi desteklediği için 4070 Ti, ben bu teknolojiden rahatlıkla yararlanabildim. Ve sistemler bu bozuk oyun yüzünden çalışmazken ben rahat rahat hem yayın açtım hem de Last of Us'ı full grafik oynadım 2K'da. Aynı zamanda yine başka bir sorunlu oyun benim için çok da büyük bir soruna dönüşmedi. O da ne? Star Wars Jedi Survivor. Çatır çatır 100 FPS'te oynadım. İstediğim gibi çektim videoyu. Çok da rahat ettim. Ve son dönemde DLSS 3 desteğine sahip Diablo 4. Diablo 4'ü farklı farklı ayarlarda hep Ultra'da oynadım. Yayın yapacağım zaman sistemi de hafifletmek için DLSS 3 açıyorum. Ama DLSS 3 tarafında Frame Generation diye de bir özellik olduğu için normalde alacağım 60-70 kare bir anda oluyor size 160 kare. İşte böyle önemli avantajları var DLSS 3'ün. Çünkü ekrandaki çözünürlük, ekrandaki dokular siz fark etmeden yapay zeka yardımıyla sürekli çözünürlük değiştiriyor ve sistemin yükü bir yandan hafifletilirken ekran kartı ışın izleme gibi çok daha operasyonel zor işlemleri rahatlıkla yapabiliyor. Cyberpunk gibi böyle çok yüksek grafikli ışın izleme gerektiren oyunlarda büyük avantajını gördüm. Frame Generation ise sadece DLSS 3'te var ve Diablo'daki etkisi gerçekten muazzam. Bunun desteklendiği yine pek çok farklı oyun var. Bunlardan biri Spider-Man Remastered'dı. Onda da denedim. Harika görünüyor oyun. Yani özetle bu sistemin evet birçok farklı yapı taşı var ama en önemli yapı taşı Asus ROG Strix 4070 Ti. İsmi gibi heybetli gerçekten. Ve gelelim işlemciye. İşlemcinin de yeni nesil olması gerekiyordu. Hem yeni nesil oyunları oynamak istediğimde sadece ekran kartının iyi olması yetmiyor ki benim daha önceki sistemimde Asus'un RTX 2060 ekran kartı vardı ve bence Elden Ring gibi bir oyunda rahatlıkla çalışabilecek bir ekran kartıydı. Ama benim önceki sistemimde işlemci çok eski olduğundan, içerisindeki anakarttır, diğer parçalar da çok eski olduğundan 30 FPS'i bile göremiyordum 720p'de. Şimdi ışın izlemeyi açıp çatır çatır 60 FPS oynuyorum. Neden 60 FPS oynadığımı da söyleyeyim. Elden Ring 60 FPS'e kilitlenmiş durumda, bu yüzden bunu açabilen modlar var gerçi. Evet, ekran kartını anlattık ama işlemcinin de burada yaptığı şeyler çok önemli. İşlemci olarak da Intel'in 13. nesil 13700 F işlemcisini tercih ettik. Ve 3. parçaya girelim. Oradan RAM'lere ve diğer şeylere geleceğiz. 3. parça ise monitördü benim için önemli olan. Yine Asus'tan Asus TUF Gaming VG27AQ1A 27 inçlik 170 Hz'lik bir monitör. 1ms tepki süresine sahip ve IPS panel. IPS panelini tercih etmemin en büyük sebebi farklı açılardan görebilmek ve renk doğruluğu açısından yüksek değerler görebilmek. G-Sync uyumlu bir monitör olduğu için ekran yırtılmalarında rahatlıkla önüne geçiyorum. Mesela Diablo'yu çok yüksek FPS'lerde oynuyorum. Diablo 4'ü yüksek FPS'lerde oynarken rahat edebiliyorum. Bu monitörü seçerken fiyat performans olması dışında bir dikkat ettiğim özellik daha vardı. O da 2K olması. Çünkü aynı zamanda PlayStation 5 de bağlayacağım. Tamam, PC'ye geçtik de o da var. Yani konsolu da bağlayacağım. Nintendo Switch de bağlayacağım. Bu monitörde ben her şeyimi kullanıyorum. Sadece bilgisayar ana parçası ama diğer çevre ekipmanlarımla, diğer konsollarım ve diğer aygıtlarımla da çok uyumlu. O açıdan önemli. Anakartımsa Asus Prime Z790P. DDR5 RAM destekli. Gayet güzel bir anakart yine. Fiyat performans tarafında çok güçlü bir anakart. Bir de çok fazla ben anakartlardan anlayan biri değilim ama çok şık göründüğünü de söyleyeyim. Oradan RAM'e gelelim. RAM önemli. Aslında bu sistemin geleceğe dönük bir sistem olduğunun en güzel kanıtı benim RAM'im. Bu sistemde Kingston'ın FreeBSD 32 GB 5600 MHz'lik bir DDR5 RAM'i var. Yani bir tane RAM kiti var. Bu da ne demek? Ben önümüzdeki dönemde Premiere Pro'da çalıştıkça, İşleri büyüttükçe, kanal büyüdükçe tabii ki bu sistem bana yetmeyecek. O yetmediği noktada ben oraya bir 32 GB daha takacağım. Sonra bir 32 GB daha, bir 32 GB daha. Ne oldu size? 128 GB. Niye tek kit var emin diye sormayın. Çok yakın zamanda o 2'ye gelecek zaten. Belki önümüzdeki dönemde 4'e de geçebilir. Çünkü Adobe Premiere Pro'yu eğer aranızda kullanan varsa biliyordur. Hatta After Effects'i de içine kattığımızda siz ne kadar RAM koyarsanız onu çekmeye başlıyor. Yani bu makinede 64 GB RAM varsa 50 GB'ını Adobe Premiere Pro almaya başlıyor. O açıdan Premiere Pro'yu kullanırken en önemli noktalardan biri
bilgisayarınızdaki RAM'in yüksek olması. Ve bir diğer önemli nokta ise depolama. Yine bu işleri yaparken hızlı bir depolama birimine ihtiyacınız var. Belki yaptığınız işleri arşivlerken çok da hızlı olmayan bir depolama veya bir SATA SSD ile işi kurtarabilirsiniz, ama M.2 SSD artık çalışırken hız istiyorsanız en önemli odak noktalarından biri. Yine Kingston'ın 1 TB'lik Renegade PCIe 4.0 NVMe SSD var bu makinenin içerisinde. 7300 MB okuma ve 6000 MB yazma hızına sahip. Şimdi bunlar anakartın üzerindeki önemli bileşenler. Bu bileşenleri nasıl bir araya getireceğiz? Bize iyi bir kasa lazım, iyi bir güç kaynağı lazım, İyi de bir sıvı soğutma lazım. Öncelikle kasayla başlayalım. Ben kasaya net aşık oldum. Asus TUF Gaming GT502 muhteşem bir kasa. Yan tarafında tamperli cam var. Rahatça açılıyor. Sistemin içerisini görebiliyorsunuz ki bütün sistemin farkındaysanız Asus olduğu için Armory Crate sayesinde oradaki renkleri de kafama göre değiştirebiliyorum. Kendime göre düzenleyebiliyorum. Yani Aurora Sync'i destekliyor. Kasanın içerisinde bol bol ferah alan var. Zaten Asus TUF Gaming'in yine LC240 RGB V2 240 mm'lik işlemci sıvı soğutucusunu rahatlıkla üst tarafa yerleştirdik. Ön tarafta da zaten 3 tane fan var. Arka tarafta bir de egzoz fanı var. Yani kasa açısından ve soğutma açısından gerçekten ben şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Sıcak havayı dışarı atma konusunda hem kasanın içerisinde hava sirkülasyonu çok iyi. Zaten Recep kasayı direkt topladığı için, Recep Baltaş topladığı için düzenlemesi de çok iyi kasanın. Sıvı soğutması da gayet iyi iş görüyor. Ve gelelim bu kasanın içerisindeki son parçaya. O da Asus TUF Gaming'den 850G 850 Watt 80 Plus Gold PSU. Modüler bir PSU, yani modüler bir güç kaynağı. Bunun faydasını kasayı toplarken çok gördük. Kasanın, yani GT502'nin en güzel yanlarından biri, güç kaynağını kablolarıyla beraber aşağıya gizliyor ve arka panele direkt kabloları götürüyor. Böylece kasanın tamperli camından baktığınızda sistem parçaları çok daha güzel görünüyor. Ve güç kaynağı modüler olduğu için sistemi toplarken ve parçaları bir araya getirirken minimal düzeyde kablo kullanarak rahatça işimizi çözdük. Ucu yetişmeyen, ucu dışarıda kalan veya atıyorum boşta kalan bir kablo olmadığı için, zaten hepsi modüler oldu ve ihtiyaca göre düzenlendiği için tertemiz oturdu kasaya ve çok güzel çalışmaya başladı. Özetle böyle dostlar, GamingGen.tr kanalımızın elinden tuttu ve teknoloji partnerimiz olarak bize destek çıkıyor. Ve onların bana sağlamış oldukları bu güzel sistem sayesinde daha fazla video üretiyorum, daha fazla canlı yayın yapıyorum, daha farklı oyunları daha farklı perspektiflerden değerlendiriyorum ve çok daha hızlı kurgu yaptığım için size daha fazla video sunuyorum. Aşırı tarafsızdaki o introlar kolay mı çıkıyor sanıyorsunuz siz? O zaman sizden bir beğeninizi alırım. Bahsettiğim linklere bakmayı da unutmayın. GamingGen.tr'de sizleri bir çaya çağırıyor. Bir mağazaya gidin, bakın neler varmış neler yokmuş, kurcalayın. Hadi öptüm, başka bir...